Gözünü sağdan ayırmıyorsun yine. Ne bekliyorsun abla? Partiyi. Abla. Ne oldu? Hiçbir şey anlatmıyorsun. Anlatacağım ablacığım. Her şeyi anlatacağım. Ama önce Yağız'a anlatacağım. Hoş bulduk. Merhabalar. Sinan, hoş geldin. Oğlum. Tebrik ederim Sinan. Çok güzel bir hazırlık yapmışsın. Aferin sana. Teşekkürler. Sinan. Abinin bu akşam buraya gelmemesini anlayışla karşılamalısın. Her ne kadar bütün dedikodulara kulağımızı kapatsak da her şeyi duyuyoruz. O yüzden bu gece ikinizin de burada... Masada bu arada, istiyorsan yanlarına geçebilirsin. Şimdi zevk aldığım bu oyun seni de yaralayacak Sinan. Bizi kırıp döktükçe o kırıklar seni de yaralayacak. Sen kirleniyorsun. Bak bu kirin içinde hep birlikte boğulacağız. Görmüyor musun? Mehmet Yıldız kim? Hayır. Hayır. Sanırım birileri partiye yetişmeye çalışıyor. Ama geç kaldı. Abicik telefonunu şarjı biten kardeşine verecek kadar cömert. Hayır Sinan. Bu kadarını yapamazsın. Bu kadar acımasız olamazsın Sinan. İzle ve gör o zaman Hazan.
Bu arada Gökhan'la babamın telefonu kapalı. Basın rahatsız etmesin diye. Yapma Sinan. Yapma, yalvarırım, bunu yapma lütfen. Koş Hazan. Koş. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Hayır Sinan. Hayır Sinan, hayır. Hayır. Dur. Dur. Geldi annecik. Bu gece oğluna annelik yapacaksın. Anne. Biraz daha hızlı lütfen, daha hızlı. Kızdım, söylendim ama bizimki işi biliyor. Müdürlü zarflarla milletin dikkatini dağıttı. Herkes bizi değil, zarfın içindekini konuşuyor. Güzel taktik. Ne var ki zarflarda? Bakar mısın? Nedir bunlar böyle? Sinan Bey'in isteği. Sinan ne? Bizi 40. yılımızda yalnız bırakmayan sevgili konuklarımız, Egemenlerin unutulmaz gecesine hoş geldiniz. Meraklı fısıltıları duyabiliyorum. Elinizde mühürlü zarflar, içinde bakalım ne var? Hemen söyleyeyim, o zarfların içinde bir cevap var. Baba ne yapıyor bu? Sinan nerede? Nerede bu Sinan? Ama cevap için önce soruyu sormak gerekir değil mi? Ve işte sorumuzu soruyoruz. Mehmet Yıldız kimdir? Thank you.
Yapma bunu Sinan. Ne oluyor baba, iyi misin? Zarfları açmadan önce bakalım Mehmet Yıldız kim değilmiş. Gökhan ve Sinan'ın DNA'sı mı? Ne oluyor burada baba? Baba, ne oluyor söyler misin? Ve zarflar açılır. Hayır. Hayır, açma. Niye açmayayım baba? Ne oluyor söyleyecek misin? Açma lütfen. Ve artık tanışma vakti. Kazım Egemen'in parasıyla satın aldığı Mehmet Yıldız'la tanışalım. Mehmet Yıldız. İşte. Annene merhaba de. Thank you.
bana bir şey söyle. Bir şey söyle bana, hadi. Baba bir şey söyle, hadi. Konuşsana hadi, susacak zaman değil, konuşsana hadi. Buydu. Benden sakladığınız şey buydu. Buydu. Ben sakladım. Onunla birlikte. Bedelini ödeyecek. Sen hiç merak etme kızım. Hiç merak etme. O sarı engeriyi kıskıvrak yakalayacaklar. Sen hiç merak etme. O sarı engeriyi. Piyangonun kime çıkacağı belli değildi. Sen mi ben mi bilmiyorduk. Ama beraber öğrendik. Senin satın alındığını onunla beraber öğrendik. Ben o kadına anne derken de yanımdaydı. Senin için kendimi feda ederken de yanımdaydı. Sus artık Sinan, sus. Yaz yalvarırım, dinle. O senin canını yakmak için böyle Sen beni sırtımdan vururken ben gittim o kadına senin için anne dedim. Hayır, gerçek değil. Zamanı gelince yüzüme vurmak için. Ben senin gerçeğini sırtımda senin bıçağınla taşıdım, bıçağınla. Sen de benim gibi taşıyacaksın. İhanet ettiğin kardeşin nasıl taşıdıysa sen de öyle taşıyacaksın. Satın alındığını bile bile taşıyacaksın. O kadının aslında seni diri diri mezara gömen kadının anne olduğu gerçeğini bile bile taşıyacaksın. Babanın aslında öz babanın katil olduğunu bile bile taşıyacaksın. Yeter! Baba! Yeter! Baba! Baba! Sakin. Şöyle oturur musun? Oturalım. Hepinizle işim bitti. Bitti. Yaz. Yaz lütfen dinle beni. Ben seni kıramazdım, yapamazdım. Yaz yapamadım. Çok özür dilerim. O yalan senin gerçeğindi. Ama ben yapamadım, söyleyemedim. Çok özür dilerim. Yaz, ne olur dinle beni. Yaz. Hayır, hayır. Yaz, aç kapıyı, kaçma benden. Ne olur böyle gidemezsin. Bana bak. Yüzüme bak Yaz. Yalvarırım, yüzüme bak Yaz. Bak, kaçma benden. Yaz, hayır. Böyle gidemezsin. Yaz, yalvarırım böyle gidemezsin. Ne olur. Yüzüme bak. Yaz, bana bak, yalvarıyorum. Kaçma benden. Hayır, kaçma benden.
Ben sana güvendim. Ben oğluma güvendim. Artık hırsımı aldım dedin. Bu defteri kapattım dedin. Bitti artık dedin, bu kadar dedin. Ben oğluma güvendim. Ben sana inandım Sinan. Aile için söylediğin her şeyi dinledim ve inandım. Ama sen beni kandırdın. Sen beni tuzağa düşürdün. Sadece beni değil, bütün aileni. Sen bu gece burada bütün aileni tuzağa düşürdün. Baba. Tuzağa düşürdün. Sen artık benim oğlum değilsin. Oğlum değilsin. Bu geceden sonra sen benim oğlum değilsin. Baba. Tanımıyorum seni. Tanımıyorum. Seni ben tanımıyorum. Oğlum değilsin. Ben seni tanımıyorum, anladın mı? Hadi tanımıyorum seni. Oğlum değilsin. Değilsin. Sen benim oğlum değilsin. Nerede o? Hah? Selin nerede?
işim bitti dedi. Hepinizle işim bitti dedi. Ben onu korumaya çalıştım, anlatamadım Biluan anne. Yapma kuzum, yapma, bak böyle yapma. Uyarmadım onu. Geç kaldım ben, yine geç kaldım. Hepsi kuzum, benim yüzümden anne. Senin suçun yok ki. Senin hiçbir şeyde suçun yok yavrum benim. Kendini suçlayıp durma. Senin hiçbir suçun yok çocuğum. Anlamalıydım. Sen zavallısın Sinan. Sen gerçek bir zavallısın. Yok gitme. Yok gitme. Hak ettiğini verdin. Ne hak ettiyse onu aldı. Kim ne derse desin. Sen ona hak ettiğini verdin. Hak ettiğini ise onu yaşadı. Hazan, bak kızım, ölmüşe de olmuşa da çare yok artık. Bak fırtına çıktı, dindi artık. Tamam, bitti. Bak kardeşin içeride, biliyor musun sen? O sarı çıyana haddini bildirmeye geldi kardeşin. Hadi gel de içeri girelim beraber. Hadi kızım gel. Bak bu gece hiç kimsenin kimseye faydası yok yavrum, anla artık ha, anla. Bekleyeceğiz. Gün doğmadan neler doğar yavrum, bekleyeceğiz. Hadi gel çocuğum. Beklemeyeceğim. Hazan dur, nereye gidiyorsun bu saatte Hazan? Sen Gökhan'ın şoförüsün değil mi? Evet, buyurun, ta kendisi. Atla. Buyurun. Hazan hayır. Hazan gidemezsin onunla. Tuzla'ya gidiyoruz. Hazan hiçbir yere gidemezsin Hazan. Gidemezsin. Hazan nereye gidiyorsun? Gidemezsin onunla bir yere Hazan. Hazan gidemezsin. Ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Ne anlatacaksın yavruna? Niye gidemediğini nasıl anlatacaksın? Bütün ekiplerin dikkatine. Selin Egemen kaçak durumda. Selin Egemen kaçak durumda ne demek? Nasıl kaçar ya? Nasıl kaçar ya? Selin, ne yaptın sen? Siz yardım ettiniz. Siz yardım ettiniz değil mi? Bağırıp durma. Burada kimsenin kimseye yardım edecek hali kalmadı. Bak Selin, her neredeysen çık ortaya. Biz sana inanıyoruz. Sonuna kadar da arkandayız. Polisten böyle kaçamazsın. Biz sana yardım edeceğiz. Yardım edeceğiz diyor ya. Karşıma geçmiş utanmadan yardım edeceğiz diyor ya. Gökhan Bey. Bundan sonra o kıza hiç kimse yardım edemeyecek. Duydun mu beni? Al götür şu kızını. Ortalık karışık zaten, hadi. Hazım o yaptı. O yaptı Hazım. Onu kurtaramazsın, izin vermem. Götür şu kızını şuradan. Gökhan Bey. Bak hemşire yakalandı, itiraf etti. Annem oğlumu götürdüğü evi buldu. Hepsi anlattı, hepsi konuştu. Bedelini ödeyecek Hazım. Bu zamana kadar ödemediği ne varsa ödeyecek. Kızım. Senin kızın olmasa onu kurtarmayacak. Artık kurtarmayacak. Bırak kızım, bırak. Bırak adamın haline bak, adam bitmiş zaten, yürü. Senin gücün onu kurtarmaya yetmeyecek Hazım. Yürü. Baba. Bir şey demeyeceğim mi? Kafanı kaldırıp bir şey söylemeyecek misin baba? Oğlun maskeleri düşürdü. Satın aldın, oğlun bastı gitti. Polis kızını arıyor. Ne partiymiş arkadaş. 40 yıllık parti bitti baba. Parti bitti. Thank you.
Nerede o kadın? İçeride mi? İçeride Azim Bey. Kapıyı açın, Azim Bey geliyor. Azim Bey'in yanında. Tamam, çıkabilirsin sen. Doğru mu? Söyle. Söylesene. Doğru mu? Ama oğlum, doğru mu? Doğru. Diri diri mezara gömüp öldürmek istediğin o çocuk senin oğlun. Ben senin gerçeğini sırtımda senin bıçağınla taşıdım, bıçağınla. Sen de benim gibi taşıyacaksın. Satın alındığını bile bile taşıyacaksın. O kadının aslında seni diri diri mezara gömen kadının anne olduğu gerçeğini bile bile taşıyacaksın. Babanın aslında öz babanın katil olduğunu bile bile taşıyacaksın. Benden alamaz. Hiçbir şey, hiçbir şey senin değil. Burada tek bir egemen var. Eğer senle ben kardeş olmasaydık ne değişirdi o zaman? Hiçbir şey değişmezdi Sinan. Ben hala senin abin olurdum. Ben senin kardeşin olmazdım biliyor musun? Tanımazdım seni. En ufak bir yanlışında ezip geçerdim seni. Yüzüme bak ve söyle. Benden ne saklıyorsun? Evet, sakladığım bir şey var. Başka bir şey söyleyemem. Çok üzgünüm. Otelde ne olduysa sıkıntı büyük galiba. Daha hızlı gidebilir miyiz? Anneniz yine galiba. Çok meraklı. Size düşkün. Hazan Hanım, bir şey soracağım, yanlış anlamayın lütfen. Merakımdan soruyorum. Siz hiç Adapazarı'nda bulundunuz mu? Daha hızlı lütfen. Oh.
Kaçmak yok. Saklanmak yok. Her şeyin üstüne. Üstüne gideceğim. İniyor musunuz? Gidiyor muyuz? Tamam, sakin ol. Polisler kışkırtmaya çalışıyor. Elinde kanıt yok, delil yok, hiçbir şey yok. Şimdi Yasin'in üstüne salacaksın, görecek gününü. Ya avukat bey, tamam anlattım işte sana durumu. Hani böyleyken böyle. Bir arkadaş çocuğu için savaşa tutuşacak. Ya sen ne yapacaksın, kimdir ne değildir? Adam babalık davası açacak. Yani ne yapsın, önce test mi yapsın? Nasıl bir yol izlesin? Bir el at ya, gözünü seveyim. Yok olmaz, yani kendisi arayamaz. Önce benim sana güvenmem lazım. Karşı tarafı biliyorsunuz yani, malum. Kusura bakma. Olanlara inanamayacaksın. Ben arayacağım sizi, arayacağım. Arayacağım. Geç. Yasin, sen kimle konuşuyordun? Haberin var mı yoksa? Neyden haberim var mı ya? O kadın benimle hala uğraşıyor Yasin. Tamam Selim, ben de onunla uğraşıyorum işte. Avukatla konuştum az önce. Konuştum da biliyorsun, babanın parası yani. Adamı bulurlar, kafalarlar falan. Bir şey anlatamıyorum ki adama ben. Yasin. Ya bugün alemin başına gelen felaketlerden sonra ben hala o kadın tehditleriyle uğraşıyorum. Ama bizim bu işe son vermemiz lazım. Hemen şimdi polise gidelim. Bebeği alıkoyduklarını söyleyelim Yasin. Ya ben polisi nasıl kandırdı, nasıl ikna etti anlamıyorum. Aklım almıyor. Ama şimdi bizim onun foyasını ortaya çıkarmamız lazım. Yasin. Polis tarafından gizli bir operasyonla yakalanan hemşirenin Selin Egemen'den para aldığını itiraf ettiği öğrenildi. Selin, sen benim çocuğumu mu kaçırdın? Yalan. Hı? Yalan. Ne yalan lan? Ne yalan? Yalan. Yasin yalan söylüyor. Yasin. Kızım yalan sensin. Yalan sensin, yürü karakola gidiyoruz. Hayır! Hayır! Yasin,
Aç kapıyı. Beyefendi iyi misiniz? Beni yaraladı. Yaraladı kaçtı. Çabuk ambulansı ara. Beyefendi evde yok galiba. Gelecek. Eninde sonunda gelecek. Hazan Hanım ne yapalım? Geri dönelim mi? Bekliyorum. Bana kim olduğumu anlatacaksın. Eşyalarını toplamak için gelecek. Anne artık... Hasan. Yağız geldi Yağız. Yağız efendi burada. Yürü. Yürü çabuk yalıya gidiyoruz yürü. Yürü.